Merhaba, ben Merve Ulusoy. Yeni bir İşte Gündem programıyla tekrar karşınızdayım. Bu programımızda Koç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Umran İnan'la beraberiz. Rektörüm, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi bugün ağırlamak büyük bir onur benim için. Sizin geçmişinizle başlamak istiyorum. ODTÜ'de, Ankara'da lisans ve lisansüstü eğitimlerinizi 1970-70 senelerinde tamamlayıp elektrik mühendisliği üzerine bursla Stanford'a gitme hakkı kazanıyorsunuz. O zamanlar nişanlınızla beraber, bugünkü eşiniz, Stanford Üniversitesi'ne gidip uzay bilimleri dalında doktoranızı yapıp 36 sene Amerika'da bir hayat geçiriyorsunuz. Seneler sonra Türkiye'ye geri dönüyorsunuz iki çocuğunuzla, eşinizle beraber. Bize biraz bu 36 yılınızdan, daha doğrusu kendi hikayenizden bahseder misiniz? Memnuniyetle, çok teşekkürler. Ben tabii Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden önce Ankara Koleji mezunuyum. Onunla da gurur duyduğum için onu da söylemek isterim. Ankara Koleji'nden sonra ODTÜ, dediğiniz gibi ODTÜ'de master aldıktan sonra Stanford'dan burslu olarak oraya doktora yapmak için gittim. Doktora çalışmalarım içinde orada uzay fiziği konusunu seçtim. Bu çok enteresan gelmişti o zaman bana. Türkiye'deki eğitimden çok değişik, tamamen yeni bir saha. O zaman işte Neil Armstrong yeni Ay'a inmişti filan. Bir uzay heyecanı vardı. Uzay fiziğinde doktora yaparken tabii benim kaygım, işte Türkiye'ye döneceğim, ne olacak? Uzay fiziği yok Türkiye'de filan gibi kaygılardı. Ama ne olursa olsun ben içimdeki heves ve heyecanı takip etmeyi uygun bulmuşum demek ki. Çok başarılı bir kariyeri tetikledi bu. Haklısınız, eşimle nişanlıydık biz Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeyken. Ve tabii biraz aceleyle evlenip gittik hemen oradan, Stanford'a gitme durumumuz olunca. 36 sene kaldık, 35 değil. Çok çok enteresan bir dönemdi bizim için. Çocuklarımız orada doğdu, orada büyüdü. Yaklaşık 55 tane doktora öğrencisi mezun ettim Stanford Üniversitesi'nde. Çok geniş kapsamlı araştırma programlarına imza attık. İşte yaklaşık 90 milyon dolarlık araştırma fonları getirdik Stanford'a. Bunlarla dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemler yaptık. İşte Antarktika'da, yakın uzayda, uydularda, birçok değişik ülkelerde. Çok maceralı gemilerde, uçaklarda filan geçen bir araştırma hayatıydı. Çok zevkliydi. Aile hayatı olarak da eşim de çalıştı. Çocuklarım da orada büyüdü. Dolayısıyla Amerika bizim için öyle bir, Stanford Üniversitesi de işte Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir yerdedir. Aşağı yukarı bizim İzmir, Antalya falan gibi yerlerle aynı paralelde, aynı iklimde makiler, işte zakkum ağaçları gibi çamlar, çok güzel zeytin ağaçları bir mekandır. İklim olarak da çok güzeldir. Dolayısıyla biz çok güzel bir zaman geçirdik diye düşünüyorum orada. Sayın Rektörüm, Stanford Üniversitesi'nde profesörlük yaptığınız dönemde 55 tane doktora öğrenciniz oldu. Bunların hepsini kendiniz seçtiniz ve yetiştirdiniz. Doktora tezi ürettiniz birlikte konularını. Halen de birkaçıyla tabii ki ilişkiniz devam ediyor. Bunların arasından profesör olanlar da çıktı. Onlar da sizin gibi ödül sahibi oldular. Bu konuda bizi biraz bilgilendirir misiniz? Nasıl devam ediyor bu ilişkiler? Hani Koç'a rektör olmak için karar verdiğimde 25 tane doktora öğrencim vardı. Tabii bunları ortada bırakmam söz konusu olamazdı. Dolayısıyla geldim ve buradan onları takip ederek bitirmelerini sağlıyorum. Şu anda 12'ye inmiş durumdayım. Mesela 2,5 senedir buradayım. İşte bir 2 sene falan daha o öğrencilerin akademik çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak hem benim boynumun borcudur tabii, hem de bize yakışan budur diye düşünüyoruz. Zevkli bir şey tabii. Çocuklar doktoralarını tamamladıkça yayınlar, bilimsel çalışmalar oluyor. Onların çerçevesinde biz de tabii doyum alıyoruz.
Sayın Rektörüm, sizin Hakemli Dergiler'de yayınlanan 325 makaleniz var ve bu makalelerde de 7400 üstünde atıfta bulunulmuş bugüne kadar. Evet. Dünya çapında takip edilen bir profesörsünüz. Halen bir sürü üniversiteye konuşmacı olarak gidiyorsunuz. Birçok ödülünüz var hem Türkiye'de hem dünya çapında. Sizin aynı zamanda bence en önemli, benim gördüğüm, en önemli demeyeyim ama önemlilerinden biri olarak gördüğüm, yine bu uzay bilimi çalışmalarınızdan dolayı Antarktika'da bir tepeye İnan Tepesi adı verilmiş. Evet. Bununla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz bu çalışmalarla ilgili? Şimdi tabii bilimsel çalışmalarımız, atıflarımız falan, bunlar bir bilim adamı için en önemli şeyler. Ama Antarktika'da kapsamlı çalışmalar yaptığımız için, hatta birkaç yerinde Antarktika'da bir koskoca bir kıta, bugün Amerika'dan daha büyük bir kıta. Onun işte 3-4 ayrı birbirinden hani uçakla 6 saat mesafede olan yerlerinde çalışmalarımız olduğu için böyle bir gelenek var Amerika'da. Kapsamlı çalışmalar yapan insanların ismine bir takım işte geografik oluşumlar adlandırılıyor. Benimki de öyle bir İnan Tepesi olarak adlandırılmış. Tabii çok gurur duyduğum bir şey. Babam da çok tabii gurur duyuyor. Hakikaten bilimsel çalışmalarım kadar önemli olmasa da görünürde çok enteresan, değişik, başkalarının olmadığı bir şey. Hiçbir zaman gidemeyeceğim bir yer olsa da işte 2450 metre yüksekliğindeki bu tepenin bir resmi var, ofisimde duruyor. Yani güzel bir şey, evet. Sizin bu 36 yıllık geçmişinizden sonra Amerika'daki eşiniz ve çocuklarınızla beraber Türkiye'ye gelme kararınız nasıl gerçekleşti? Önce bir Türkiye'ye nasıl geldiniz diye sormak istiyorum. Sonra Koç'la nasıl buluştunuz? Koç Üniversitesi'nde nasıl? Şimdi Türkiye'ye gelmeden zaten Koç'la buluştum. Bizim Amerika'da tabii kariyerim çok kapsamlı ve geniş olduğu için buralardaki üniversitelere bir öğretim üyesi olarak sığmamın imkanı olmadığını biliyordum ben araştırma programlarımın kapsamı açısından. Dolayısıyla biz artık Stanford'da emekli olmaya ve orada devam etmeye, 10-15 sene daha orada öğretim üyeliği yapmaya karar vermiş ve o şekilde ilerlerken, buraya da sadece yazları gelirken işte 3 hafta 4 hafta çocuklarla gelip tatil yapıyordum. Koç Üniversitesi'nde rektör olma imkanı çıkınca ve bana bu konuda temas edilince, ben o zaman baktım Koç Üniversitesi'ne. Koç Üniversitesi'nin mütevelli heyetine, işte öğretim üyesi kadrosuna, üniversitenin potansiyeline. Kampüsü hiç görmedim. Kampüsü görmeden karar verdim. Google'dan baktım kampüse yani. Çünkü hiç gelmemiştim daha önce. Ve bunlar bana çok heyecan verici geldi. Ve birden kafamda bir sanki bir düğme açılmış gibi. İşte Stanford'da devam edip emekli olacağıma, buraya gelip oradaki becerilerimi buraya getirerek, o tecrübelerimi burada bir büyük bir katkıda bulunabileceğimi gördüm. Yani Koç Üniversitesi'nin bir eğitimde ve bilim üretmekte bir Türkiye'de önder olabileceğini ve bundan dolayı da diğer bütün üniversitelerin de zenginleşeceğini, üniversitemiz, ülkemizdeki akademik yelpazenin zenginleşeceğini görünce, doğrusu Stanford'daki çok rahat, çok hani sarsılmaz bir kariyerimizi bırakıp gelmeye karar verdik ailecek. Ve çok da memnunuz. Ben de, eşim de ve kızım, benim bir kızım bir oğlum var. Kızım da bizimle beraber gelmeye karar verdi. Hepimizin uyumu çok çabuk oldu, kolay oldu. Kızım Stanford mezunu, o da şimdi burada Uluslararası Programlar Ofisimizin direktörü. Altında 7-8 kişi çalışıyor. Koç Üniversitesi'ni uluslararasılaştırmak açısından uçuyoruz şu anda. Tabii onun getirdiği tecrübeyle başka hiçbir yerde olmayan bir hızlı yükseliş var. Eşim de çok memnun. İstanbul çok güzel bir yer tabii. Ülkemizde olmak, arkadaşlarımızla olmak çok güzel bir şey. Buradaki üniversite beni çok iyi kucakladı. Ben de samimi bir insanım. Ben de onları iyi kucakladım. Doğrusu hiç yabancılık çekmedim. Çok şaşırıyorum. Yani geldiğim günün ertesi günü ben rektör olarak işte çıkıp ahkam kesmek, işte hani günün mana ve ehemmiyetini anlatan konuşmalar yapmak durumunda olduğum halde hiç yabancısamadan bunları rahatlıkla yapabildim. Onun için uyumumuzda bir problem olmadı. Sayın Rektörüm, Stanford sizi nasıl bıraktı? Koç tabii ki kucakladı tahmin ediyorum ama oradan ayrılışınız nasıl oldu? Oradan ayrılmam konusunda da onlar çok üzüldüler. Çünkü orada hani aranan ve sevilen bir profesörüm. Ben Stanford Senatosu'nda da mesela yani 2000 kişilik bir öğretim üyesi kadrosu var. İşte 50 kişilik senatosu var. Senatoda da 5-6 sene seçilerek görev yapmış bir insanım. Ama çoğunluğu bizim oradaki öğretim üyesi dostlarımızın, idarecilerimizin
bu misyonun önemini anladılar. Çoğunluğu işte Stanford gibi bir yerden bu tecrübeyi Türkiye'deki böyle bir üniversiteye nakletmenin global insanlık için önemini anladılar. Dolayısıyla takdir ettiler. Hatta birçok kişi Stanford'un bırakılmaz bir yer olduğunu herkes zanneder. Bırakıp buraya gelmemi çok takdir ettiler. Bence bu güzel bir şey. Çünkü onlar da Türkiye'nin yükselen önemini anlamaktalar. Türkiye'de bir üniversitenin Türkiye'nin ne denli bayraktarlığını yapabileceğini de görüyorlar. Buna da benim bir katkım olabiliyorsa ve dolayısıyla Stanford'un katkısı olabiliyorsa. Çünkü benim burada yaptığım her şey de Stanford'a yansıyor. Dolayısıyla o Stanford'un da bir yücelmesidir. Geniş düşünen insanlar bunu böyle görürler. Dar düşünen insanlar ya bizden gidiyor oraya gidiyor şeklinde görürler. Ama Stanford'da geniş düşündükleri için dekanımız, işte bölüm başkanımız, birçok hatta üniversitenin rektörü falan hepsi beni çok desteklediler bu bakımdan. Koç Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim sistemi var sizce? Bizim yapmak istediğimiz şu. Biz burada insanların en çok ve en güzel şeyleri en serbestken ürettikleri felsefesinden hareket ederek biz diyoruz ki bu üniversitede benim zaten idare olarak yapabileceğim en güzel şey en iyi öğretim kadrosunu en ince eleyip sık dokuyarak en yüksek çıtalarla değerlendirerek atamak. Atadıktan sonra ben idare olarak onların yolundan çekiliyorum. Yani beni onlara yönetmek falan gibi bir hayalim olamaz. Ben sadece onların işlerini kolaylaştırmak, çünkü o insanlarda artık heves ve heyecan doruktadır. Onlar her türlü şeyleri, her türlü güzel şeyleri yaparlar. Dolayısıyla serbestlik. Öğrencilerde de aynı şeyi biz kurguluyoruz. Biz diyoruz ki öğrenciler geliyorlar, heves ve heyecanları var. Her insanın heves ve heyecanı yani insanların, ülkelerin en önemli kaynağıdır. Dolayısıyla biz bunu doğru yönlendirebilirsek o zaman kazanırız. Yönlendiremezsek, törpülersek ya da şu yoldan yürü dersek kaybederiz. İnsanlar patikaları kendileri yapmaları gerekir. O öğrencilere de biz yol göstermiyoruz. Öğrencilerden gelen herhangi bir dilekçeye, bir isteğe biz şimdiye kadar yapmadık, yapmıyoruz bunu diye değil, neden olmasın diye bakıyoruz. Çünkü her öğrencinin kendine has bir getirisi, bir hevesi, bir heyecanı olduğunu inanıyoruz. Dolayısıyla bence Koç Üniversitesi yaptığımız şeyleri detaylı olarak değerlendirmeye şimdi vakit yok. Ama baktığınız zaman göreceksiniz ki ana olgu serbestliktir. Biz en güzel şeylerin en serbestken üretildiğine inanıyoruz. Herkesin önünden çekilmek istiyoruz. Ben dekanlarıma da, öğretim üyelerime de yüksek miktarda otorite veriyorum. Onları bir kere atadıktan sonra kendi adalarını, kendi fakültelerini kendileri yönetiyorlar. Mütevelli heyetimiz de bana aynı şekilde serbestlik tanıyor. Ben bu üniversitedeki arkadaşlarımızla, akademik arkadaşlarımızla biz bu üniversitenin akademik gidişatını yönetiyoruz. Ve bence bu sistem hani serbestçe seçilen insanların heves ve heyecanlarını kanalize eden bir sistem olduğu için en çok başarıyı böyle sistemlerde yakalıyorsunuz. Koç Üniversitesi'ndeki durumumuz bu. Herkese biz bir heyecan ve heves kaynağı olarak bakıyoruz. Şimdiye kadar bilmediğimiz bir şeyleri bize öğretecek diye bakıyoruz. Yaratıcılığı teşvik ediyorsunuz, evet. Diyebilir miyiz bir anlamda? Yaratıcılığı teşvik ediyoruz. Çünkü herkesin içindeki o yaratıcılık, her bireyin getirdiği şey ayrıdır, başkadır. Öğrenci konseyimizle konuşurken, biz kulüplerimizle konuşurken, hepsinde sohbet toplantıları falan yapıyoruz. Devamlı diyalog istiyoruz. Biz istiyoruz ki artık eğitimde hani birisi bir kürsüye çıkıyor, bildiklerini o hani burada aşağıdaki bilmeyenlere naklediyor borazanla falan, bunlar eski kavramlar. Şimdi artık bilgiye ulaşım çok kolaylaştı. İşte Google'a giriyorsun, iki kere tıklıyorsun, bilgi geliyor. Dolayısıyla biz üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz. Çok önemli bir kavram bence. Ben bu nesile, benim öğretim üyelerimi en iyi şekilde seçip getiriyorum bu randevuya diyeyim. Öğrenciler de bu randevuya geliyorlar. Önemli olan onların sınıftaki aralarındaki diyaloğu maksimuma çıkarmaktır. Azami derecede değerlendirmektir. Onlara şeyler öğretmek, imtihan etmek filan, bunlar ikincil önceliklerdir. Birincil öncelik onlarla öğrenciler arasındaki diyalogdur. Bu diyalogdan eğitim olur. Bu diyalogdan bilgi, bilim üretilir. Her şey bu diyalogdan çıkar. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Koç Üniversitesi ve iş dünyası arasında müthiş bir işbirliği olduğunu biliyorum. Özellikle TÜSİAD'la da çok ilgili komisyonlarda çalışmalar yürüttüğünüzü biliyorum. Bize biraz bu üniversite iş dünyası ilişkisini anlatır. 19. yılımızdayız. Gelecek sene 20. yılımızı kutlayacağız. Şimdiye kadar 7500 öğrenci mezun ettik.
Şimdi üniversitemizin Türkiye'deki gerek devlet gerekse endüstriyle çok organik bir araştırma geliştirme ilişkileri var. Birçok firmadan, özellikle de hani ben Stanford'dan geldiğim için Silikon Vadisi olayını çok iyi biliyorum. Özellikle ben geldikten sonra araştırma geliştirmeden sorumlu bir rektör yardımcılığı ofisi kurduk. Ve gerçekten de patlarcasına şimdi biz bütün Türkiye'deki firmalarla, Koç Holding'in içinde ve dışında ve devletle ARGE ilişkileri içinde bulunuyoruz. TÜSİAD'la da bir tane bir ekonomik araştırma forumumuz var. O da yaptığımız işlerden sadece bir tanesi. Orada da Türkiye'nin ekonomik gidişatını değerlendiren işte birkaç ayda bir seminerler ve forumlar düzenleniyor. O da çok güzel bir program. Şimdi üniversite endüstri ilişkilerinde Amerika'da çok iyi bizim gördüğümüz, bildiğimiz olguları buraya da getirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi burada pek olmayan bir şey. İşte endüstri üniversiteye kendi problemlerini, güncel problemlerini çözdürmek için bir kaynak olarak bakıyor. Üniversitede endüstriye işte biraz daha para kazanmak için falan bir kaynak olarak bakıyor. Halbuki esasında araştırma denen olgu uzun vadede endüstrileri batıracak veya sıçratacak bir olgudur. Bu da endüstrinin içinde yapılamaz. Ancak endüstrinin dışında parlak insanların olduğu yerlerde, yani üniversitelerde yapılır. Parlak öğrencilerin ve parlak öğretim üyelerinin. Dolayısıyla endüstri ve üniversite birbirlerini ileride de 10 sene sonra da 20 sene sonra da birlikte olabilecek, var olabilecek bir kurgu ve bir ortaklık içerisinde ilerlemeleri lazım ki bu uzun vadeli ve hem araştırmayı, hem bilimsel yayını, hem patenti, hem fikir mülkiyetini, hem bundan çıkacak ticari oluşumların hepsini uzun vadede destekleyen bir yaklaşımla yaklaşmak lazım. Bir yerde hani bir satın almacı ile bir tedarikçi arasındaki ilişki gibi, satın almacı tedarikçiyi öldürebilir pazarlık sırasında, ama öldürürse 10 sene sonra olmaz bir daha ihtiyacı olduğu zaman. Bu çok enteresan bir kurgu. Karşılıklı güven oluşması gerekir bunun için tabii. Üniversiteler daha çok araştırma geliştirmenin araştırmasını yapmak isteyeceklerdir. Endüstri daha çok geliştirmesini yapmak isteyecektir. Bu ikisi, bu ortaklığı güzel kurgulamak lazım. Biz bunu Türkiye'ye getiriyoruz. Biz bunu anlatıyoruz. Fikir mülkiyetiydi, işte patentti, lisanslamaydı filan ve bu hakikaten güzel gidiyor. Türkiye'deki insanlarımızın, CEO'larımız olsun, diğer genel müdür yardımcılarımız olsun, hepsinin böyle bir anlayışa, yeni bir bakışa aç olduklarını görüyoruz. Daha önceden bilinmeyen bir, Amerika'da bile ancak işte Silikon Vadisi'nde falan yapılan bir yüksek seviyeli bir ortaklık bu. Biz bunu getiriyoruz ve çok da memnunuz. Koç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Umran İnan'la keyifli sohbetimize kısa bir ara veriyoruz. Üç kıta İstanbul'da buluşuyor. Avrupa'da ekonomik kriz, Orta Doğu'da yeni arayışlar, örnek ülke Türkiye İstanbul'da konuşuluyor. Dünya Ekonomik Forumu İstanbul Zirvesi CNN Türk'te. CNN Türk izleyin, dünyanın zirvesiyle buluşun. Zirve gündemi yarın 17.20'de. Gelecek şimdi. Alo. Tamam. Bekliyorum bak. Gece gündüz çalışan ve üreten herkesi bekleriz. Bu doğallık, bu sıcaklık, bu güzellik tamamen Doğuş'tan. En güzel çay Doğuş Çay. Doğuş Black Label demlik poşet çay yeni lezzeti ve ambalajıyla karşınızda. En güzel çay Doğuş Çay. Zarif hareketlerle sokuldu. Şut, top direkten döndü. Osman'ın pası ceza sahasına girdi. Şut pozisyonunda vurdu ve gol! Bütün haklarımızla yükleniyoruz. Son saniyeler. Top boşta kaldı. Vur o topa. Vurdu gol. Avrupa şampiyonu Renault profesyonel araçlar. Tanışınca siz de fanatik olacaksınız.
hastalara rahat nefes aldırabilecek devrim niteliğinde bir ürün. Sensodin onarım ve koruma, dişlerdeki hassas bölgeleri onarır. Dişin doğal yapı taşlarında bulunan mineralleri hassas bölgelere göndererek dişlerin onarılmasını sağlıyor. Hassas diş problemi olanlara Sensodin onarım ve korumayı kullanmalarını öneriyorum. Şimdi beyazlatıcı seçeneğiyle. Biz mutlu bankacılarız. Neden mutluyuz biliyor musunuz? Emre Bey oğlunun geleceğine gülümsediği için. Ahmet Bey hayallerini gerçekleştirdiği için. Selim Hanım hastanesini açtığı için. Doktor Cem Bey yatırımlarını değerlendirdiği için. Bugün Necla Hanım kahvesini bizimle içtiği için mutluyuz. Çünkü sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Mutlu bankacılık. Abank. Merhaba, ben Tanzanya'dan Zuhana Cuma. 10 yıl evvel Türkçe öğrendim. Bir de iki dinleyip bir susmak lazım. Onu öğrendim. İnsanlık el ele. Bayram o bayram olur. 10. Türkçe Olimpiyatları. Yeni Chevrolet Captiva. 163 beygir gücünde 2 litre turbo dizel motoru Euro NCAP'ten 5 yıldızıyla gittiğiniz her yere prestijinizi taşır. Yeni Chevrolet Captiva. Chevrolet. Halkbank'tan 74. yıl hediyesi. Siz de 0.47'den başlayan faizli Halk Günü kredileriyle ihtiyaçlarınızı karşılayın, hayalleriniz gerçek olsun. İsteyin yeter. Halkbank. Koç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Umran İnan'la keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelecekle ilgili ne tip projeksiyonlarınız var? Böyle bir kurumun, Koç Üniversitesi'nin başındaki rektör olarak bu Amerika tecrübesiyle beraber buraya geldikten sonra Koç Üniversitesi'ni nereye götürmek istiyorsunuz? Ve sizce eğitim nereye gitmeli? Genel anlamda da bir değerlendirme yapabilir misiniz? Vallahi Koç Üniversitesi olarak biz şimdi hedefimiz gerçekten Amerika'daki en iyi üniversiteler gibi olmamamız için zaman içerisinde hiçbir neden yok diyoruz. Çünkü Amerika'daki üniversitelerin varlığının nedeni işte bir yerde bir kaynak yatırımı. Tabii bu kampüs zaten Vehbi Koç Vakfı yarım milyar dolarlık bir kaynak yatırımıyla şimdiye kadar kurmuş muhteşem bir kampüs görüyorsunuz. Bir de öğretim üyesi kadrosu. %90'ı bizim öğretim üyelerinin yurt dışından doktora yapmış. Amerika'da doktora yapmış. Benim buraya uyumum onun için kolay oldu. Bu arkadaşların hepsi benim işte öğrencilerim, oradaki meslektaşlarım gibi insanlar öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla bu kadro ne oluyor o zaman? İşte ödüllerle donanmış bir kadro oluyor. Bilim ödülleri, yayınlar, şunlar bunlar Türkiye'de önde oluyorsunuz. Bu kadroyla bir de öğrenciler lazım. Ve öğrenci kalitemiz de giderek artıyor, sıçrayarak artıyor. Geçen son iki sene içerisinde bayağı arttı, yine de artıyor. %40'ını öğrencilerimizin bursluyoruz biz. Yani şimdi bu kampüsa gelen bir kere %70'ine burs veriyoruz da hani bir şekilde bazıları yarım burs alıyor, bazıları tam burs alıyor filan. Yani düşünün ki her 10 öğrenciden 7'si burslu geliyor. Ama bunu tam burs eşleniğine döndürdüğünüz zaman %40 oluyor. Yani demek ki her 10 öğrenciden 4'ü tamamen burslu olarak okuyor, 6'sı da ücret ödüyor. Ücret ödeyerek okuyan öğrenciler de subvanse ediliyor esasında. Çünkü bu kampusta bu kadroyla bu eğitimi vermenin esas ücretini biz öğrencilerden alamayız. Aynı Amerika'daki gibi. Amerika'nın en iyi üniversitelerinde de hiçbir zaman o kampusta o eğitimi o kadroyla vermenin ücretini alamazsınız. Dolayısıyla orada da subvanse edilir. Şimdi bizim bütçemizin önemli bir kısmı, yani %30'a yakın bir kısmı vakfımızdan her sene geliyor. Aynen Amerika'da da, Stanford Üniversitesi'nde, efendim Yale'de, Harvard'da, oralarda da hani yıllık bütçesinin 1/3, belki 1/4, belki ne bileyim %40'ı vakfından geliyor. Başka türlü bir üniversite çalışmaz. Dolayısıyla biz burada hedefimiz en iyi hedefler. Dünyada en iyi, bölgemizde en iyi üniversitelerin yakınlarında, aralarında olacağımızı biz hedefliyoruz. Türkiye'deki ortamı da buna uygun görüyoruz. Çünkü Türkiye'de şimdi duyuyorsunuz siz de tabii hani dış ticaret hacmini 150 milyardan işte 500 milyara çıkarmak gibi heyecanlar var. 2023'e kadar bu korkunç bir yatırım, korkunç bir patlama gerektiriyor. Bu patlamanın motoru
Koç Üniversitesi gibi kuruluşlar olacaktır. Koç Üniversitesi gibi kuruluşlar olmadan olamayacaktır bu patlama. Çünkü burada hani araştırma geliştirmeyi dünya çapındaki seviyede, dünya çapındaki standartlarda yapan bir yeriz. Bunun için iyi öğrenciler, iyi öğretim üyeleri ve iyi bir vizyon gerekli ve önünü açıcı bir felsefe gerekli. Ben de size anlattığım gibi biz bunu yapıyoruz. Sayın Rektörüm, bugün bizi bu güzel kampüsünüzde ağırladığınız, programımıza konuk olduğunuz ve eğitimle ilgili, Koç Üniversitesi ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Umran İnan'la gerçekleştirdiğimiz İşte Gündem'in sonuna geldik. Programımızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi e-posta adresimiz iştegundem@cnntürk.com.tr'den bize ulaştırabilir. Aynı zamanda İşte Gündem'in tüm bölümlerini CNN Türk video sayfasından da izleyebilirsiniz. Ben Merve Ulusoy. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.